Şimdi arkadaşlar siyaset kurumundan bahsedeceğiz. Siyasal kurumlardan bahsedeceğiz ve siyasal kurumlar deyince de aklımıza güç ve otoriteyi kullanan bir takım yapılar gelecek. Siyasetin tanımıyla başlayalım. Bir toplumdaki siyasi güç ve otoriteyi kullanan örgütlere siyasi kurumlar denir ve bu güç ve otoriteyi en üst düzeyde kullanma hakkı devlettedir. Devlet bir siyasi kurumdur ve aslında en önemli siyasi kurumdur. Devletin tanımı ise şudur. Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde siyasi ve hukuki yaptırım gücünü elinde bulunduran üstün otoritedir ve devlet bütün kurumları denetler. Devletin ortaya çıkışında iki tane önemli faktör var. Birincisi insanlar arasındaki çatışmaları önleyerek topluma düzen vermek, dışarıdan gelen saldırı ve tehlikelere karşı korunmak. Devletin egemenliği ise yasama, yürütme ve yargı güçlerini elinde bulundurmasından kaynaklanır. Bu güçlerin devlet içinde ayrı organlarca temsil edilmesine kuvvetler ayrılığı ilkesi denir ya da güçler ayrılığı ilkesi denir. Kuvvetler ayrılığı, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi için demokrasilerin bir gereğidir. Yasama yasa çıkarır ve meclisi denetler. Yani parlamentonun yaptığı iştir. Yürütme, siyasal gücü devlet adına kullanır, yani hükümettir. Yargı, bağımsız mahkemeler. Üniter devlet kavramı, yönetimin tek merkezden yapıldığı, tek başkenti, tek meclisi, tek tip kuralları olan devlet şeklidir. Mesela Türkiye Cumhuriyeti üniter bir devlettir. Çin, Şili, Fransa, Japonya gibi bir sürü devlet üniter devlete örnek olarak gösterilebilir. Federal devlet ise İç işlerinde kendi kurallarına göre işleyen, dış işlerinde merkeze bağlı olan devlet şekli. En önemli örneği Amerika Birleşik Devletleridir. Ama Almanya, İsviçre, Kanada, Rusya gibi devletlerde birer federal devlet örneğidir. İkinci siyasal kurum hükümet. Devletin yürütme organıdır az önce de bahsettiğimiz gibi ve siyasal gücü devlet adına kullanır. Siyasi partiler bir program çerçevesinde siyasi iktidarı elde etmek amacı güden farklı ideolojilerle ortaya çıkan çıkan siyasi gruptur. Siyasi partiler demokrasi yönetimlerin önemli bir unsurudur hatta olmazsa olmaz unsurudur. Parlamento ya da meclis demokratik ülkelerde üyeleri halkoyu ile seçilen meclistir. Yasa çıkarır ve hükümeti denetler. Müzik